Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda karşınıza yılbaşı haftasında oyunda geçirdiğim zamanlardan kesitlerle geleceğim. Videoyu izlerken umarım keyif alırsınız ve sizlere şunu söylemek istiyorum. Kanalımızı abone olmadan izleyenlerin yüzdesi oldukça fazla, yani %85'e kadar ulaşmış durumda. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak güzelce destek verebilirsiniz. Tekrardan hepinize iyi seyirler. Videoya da kızıl alev taşı üreterek başladım. Fiyatları oldukça artmış durumda. Bunun sebepleri sanırım oyunda hileci botların olmaması. Çünkü enerji parçalarının 200'leri, 8-9 emleri görmüş durumda ve kızıl alev taşlarında fiyatları 45 emlere kadar gelmiş bulunmakta. Ben de Hidra kesiyorum. Benim açımdan incileri biriktirmek dert değil. Yani yan karakterimde 600 tane kadar inci oldu, fakat enerji parçası bulmak oldukça dert. Bu enerji parçalarını da ben 6M'den buldum. Birisi satmıştı 6250'den. 15 balya aldım. Maalesef o kadar varmış. 93M kadar bir param gitti galiba, 6200'den almıştım. Bunlarla şimdi deneyeceğiz. Umarım güzel bir şeyler gelir. Ben üretmeye başlayayım. Sizi de oyalamayayım burada. Bakalım kaç tane üretmiş? 6 tane üretmiş, canımız sağ olsun. En azından %10 düz mantıkla dediği kadar üretmiş. Tabii ki bazen daha fazla üretildiği zamanlar oluyor. Geçen günlerde ben video dışında da üretmiştim. 40 tane de 7 tane falan gelmiş. Normalde 4 tane gelmesi lazım ki ne yazık ki 3 tane de ekledi kuşağımıza. Yapacak bir şey yok. Oradan biraz zarar ettik ama en azından pazardan almak yerine kendimizi imal etmiş bulunduk. Bugün Nesne Market'e yavrucuk kutusu gelmişti. Ben de pazardan 66M ile 70M arasına çektim. Savaşçım için bu çarana zaten mini dal çekiyorum dönüşümde takıldığım için. 90 sandıkta çıkmadı, neredeyse 50 bon param gitti. 50 bondan da fazlası gitti. Lanet olsun dedim, harbiden şu an oyun keyfim ya eksilerde. Hadi birazcık zararı toplayalım diye iki tur melee attım dedim, lan yerim bunu da, girmişken tam girsin. Bakalım 43M paramız var. Melee'leri satsak 20M küsur, yani faiz al, hani komisyon alındıktan sonra 20M desek 32 tane mi vardı? Bir daha bir bakayım, aynen. 640M, yani 683M olursa kârdayız. Yani sonuçta satma zamanından tasarruf ettiğimiz için. Başlayalım bakalım, 10M. 30M, 30M geldi, alev geldi. Hadi bakayım. Bir 30M daha. Acaba bıraksak mı burada? Bilemedim. Çünkü o kadar şanslı bir kişi olmadığım için ikinci alev gelir mi acaba? Neyse, bir kere bu yola çıktıysak pilavdan dönenin kaşığı mı ne kırılsın, öyle bir söz vardı. Deneyelim şansımızı. Geleceğini zannetmiyorum da envanterim iğrenç bir durumda. Ben birazcık temizleyeyim. Heyecan olsun diye alevi en arkaya attım. Çünkü şimdi gördük mü? Çok kolay, kolay geldi gerçekten. Beklemiyorduk. 30M aldık galiba. 10M aldık. Sohbet satırını da aslında sizler, hani heyecan olsun diye kapatmıyorum. Gereksiz yere aşağıda çok boş kavga edenler falan oluyor. İsim falan da kapatıyorum. Gereksiz detaylarla uğraşmamak için. 30M en azından, 1.30, 1.30 daha. 1.10M daha. 1.10M daha. Kapanışı bari güzel yapsaydık. Kaç em demiştik? 683 em olsa kârdayız diyorduk ki alev çıkmıştı zaten. Alev 1.40, hani direkt satış fiyatından bile ekstra kârlıyız. Dediğim gibi ikinci alev çıkmamış. Büyüdüm böyle olacağım. Yani zaten o kadar başta kolay alev geldikten sonra ikinci alevin çıkmayacağı belliydi ama nakit olarak da 510 em aldık ki oldu 90 em zarardaydık, 50 em de kâr ettik. Bugün ay ışığı var. Ben de katta uğraşmamak için, ki oyundan keyif alınmayan dakikalar oluyor ay ışığında, birçok kişi bilir. Direkt şey katında kasacağım. Neydi onun adı? Kulenin kaçıncı kat olduğunu bilmiyorum. Saymadım da Zing Bong'in anahtar düşen katta, yani Lucifer'ın bir kat altında kasacağım ki burada en büyük handikap oyun atarsa direkt aşağı düşeceğiz ki kasamamış olacağız. Ama ben uzun süredir, bir tek oyuna başladı bir yıl oldu. Yaklaşık o zaman geçen sene Aralık ayında ilk Ayşe etkinliğinde katta kasmıştım. İğrenç bir deneyimdi gerçekten. Bu kadar böyle yüksek levelde gelip çökmüyorlar da kese atıyorlar. 3-5 ay işi için yapmayacakları şey yok. Buraya geliyorum, kasıyorum. 3. eldivenim bitti bu karakterimde ama 62 level bir karakterim var. Yani zaten şeyi yok. Herhangi bir buff yüzüğü yok. Lonca'sının leveli düşük. Lonca XP verebileceğim. Yüzük olsa olurdu. Böyle hazırlıklarımızı yaptık. Sularımız, bularımız, her şeyimiz hazır. Petimiz falan.
Bakalım. Umarım aşağı atmaz. Güzelce kasarız. Ayışı etkinliği bitti ve oldukça yorucuydu. 1336 tane kastım ama bunun yaklaşık 1 saati galiba 1 saat ya da 30 dakikası üst üste giden bir eldiven daha vardı. Bunu dıştan konuşacağım çünkü klavye sesimden bir ara linç yemiştim. Neyse biraz hızlı girmişim bu kayda da. Eşyalarımı yavaşlatıp izleyebilirsiniz. Göreceğiniz üzere hiçbir şimşeğe dair eşya yok üstümde. Şimşekli olan tek eşyam kusursuz Grenam. Onun dışında hiç şimşek yok. Ve ejderi böyle kesiyorum. Yani diğer karakter de benim karakterim. Bunu da şu an ekranımız. Onunla tıklam efendim bırakıyorum. Space'e basılı bırakıyorum. Böyle yaklaşık 2 dakikada kesiyorum. Günde 6 tur zaten girilebiliyor ejderi bildiğiniz üzere. 15 dakika kadar sürede 6 tur ejderimi kesiyorum. Tabii ki şu an ben bunu bugün 7 Ocak render yapacağım gün seslendiriyorum. Bugün Metin Ateşi etkinliği olduğu için oldukça fiyatları düştü. Belki kesmem birkaç gün. Gerçekten dün pazara bir baktım 9M. 8800 falan. Ben bu videoyu kestiğim zaman 14M'den güzelce sandıklarını satıyordum. Şimdi kayıt bitene kadar da bekleyeyim. Hani kırpmam olmasın. Gördüğünüz gibi daha hızlı kestiğim de olmuştu. Evet beyler, şimdi bağlı Efsun'la değiştirme atacağız ki zaten bağlı ile atmamın sebebi sersemlik tam oran gelen bir Efsun olmadığı için, hani Zodiac Efsunlamaktansa bende o kadar büyük bir şans olmadığı için iyi kötü bunlara sersemlik getiriyorum. 3 ondan satıyorum. Yanları sersemliğin yanına daha güzel olursa daha da iyi fiyatlara gidebiliyor. Maalesef Trışka. Ne yazık ki yine Trışka. Ah, güç, zeka. İnanın 8 zeka, 8 çeviklik olsa bir şey çarlarımda denemek isterdim. Kutsama şamanlarımda denemek isterdim. Fakat maalesef gelmedi. Bir de böyle deneyelim. Mistik şeytan XP'ye. Ölümsüz güç. Şöyle yarı güç blok. Geçen gün bir efsun geldi. Sersemlik gelseydi 5. efsunda kaç para ederdi acaba diye düşünmüyor değilim. Güç. Çeviklik blok yarı vardı. 5 yarı. 6 çeviklik 8 güç. Kaç blok? 6 blok mu ne vardı da gitti 5. efsunu 10 ölümsüz geldi. Büyük güzel bir para edeceğini düşünüyordum da şans işte ne yaparsınız. Gerçekten bu kalkan iğrenç bir hal almış. Kendim de Hydra'dan çıkanlardan birkaç tane atmıştım. Bana Hydra'dan çok nadir. Güç, zeka, çeviklik ah be zekası 8 olsa çok merak ediyorum. Çünkü ben bunu tutarım ya iyileştirmeci şamanımda. Çünkü zekalı bir kalkan yok. Hiç yoktan çeviklik hızını, güç, yüksek saldırısını güçlendirir. Zeka da belki diğer bir skilline yarıyorsa durur. Bit dursun. Boş harcamayalım. Nasılsa bağlı arttırma falan var. Başka kalkan efsunları. Arkadaşımın tahta kolyeleri var. Bunlara şimdi bağlı arttırma deneyeceğim. Şunu bir yere atalım önce. Bakalım kaç tane geçecek. Bir de bir. İki de iki. Şunu bir teslim edelim. Altıda altı. Oldukça iyi. Allah Allah. Ki bu, yani birçok arttırma atan varsa atmamaya başladım. Peş peşe 4 tane de atmaya bile attım. Çok güzel atıyor. 2 kere daha yaptık. Kaçtı? 6'da 6'ydı. 9'da 8 oldu. Bir tane geçirmedi. Şimdi Nijem'i aktarayım ben hemen. Sonra Nijem'i size getireyim hemen ekran olarak. Bakın şimdi B'siz arttırmayı eklemeyecek. İyi seyredin. Ekledi. Yani güzel geçti. Şimdi kayda gireyim dedim. Biraz Metin 2 kasıyor olabilir. Bayağıdır C1 pazarda. Bakın şu şerefsiz arkadaş. Şimdi yazmış bana sağ az. Usta yılan kılıcı satıyoruz. Bakmak ister misiniz falan. Bakın bunun bir önceki videodan birkaç video önce yani dolandırılma taktikleriyle ilgili video atmıştım. Bir de bunlar türemiş başımıza. Kendilerini cin zannediyorlar. Ki ben bu arkadaşın sattığı yılan kılıcını görmüştüm. Bir arkadaşıma daha 4-1-4 diye itelemeye çalışıyordu aklınca. Kılıç artı 1 ve %5. Hani %5 1-5 mi? %5 2-5 mi? Yani 3-1-3'lük bir kılıç. İşte neyse Bakça'dan taşıdık server'a yeni geldik. Arkadaşa da diyor yok başka server'a geçecektik geçiremedik falan. Hani farklı bir yol bulup size itelemeye çalışıyor. Ben de safa yatıyorum kaç veya acaba falan. Yeni geldik server'ınız hakkında hiçbir bilgimiz yok diyor. Bakın burada yani resmi konuşuyor ki sizin güveninizi almaya çalışıyor. Yani kendi, benim de üstüm aslında öyle de yani benim kendi yapım tanımadığım insanlarla mesafeli konuşurum. Bu arkadaş şey yani düşünün şöyle bir hayal edin.
4-1-4 bir kılıcı olan bir insan o kılıcın fiyatını bilmez mi? Mesela bak Jeromo'da kaç fonsu? 3 aşağı 5 yukarıda. Burada da o fiyat olur mesela. Bilmiyoruz falan diyor. 105 level 6 iteme takas ederiz. Bakın. Yılan kılıcı satan adam 105 level 6 eşi arıyor. Yani simya takası falan aramıyor yani. En büyük püf nokta o. Çok saçma bir şey yani. Adam 50 level dandik dündik. Ucubenin teki. Yani karakter olarak ucubenin teki. Birazdan muhabbetin sonunda beni suçluyor bir de şimdi. Neyse sonra 350-400 olmuş. Ben de dedim hani ben bunu safhaya attım. Sonra dedim 4-1-4 olmayan kılıcı 3-1-3 diyorum falan. Hani sonra yok böyle bir burayı yeni geldik falan. Satan adam 4-1-4 dedi. Diğerine de dedi ben bunu bir arkadaşıma kutudan çıkardım demiş. Yani herkese farklı bir şey sıkıyor. Böyle hemen ben öyle deyince bunda boğazlar nedir falan. Yani hemen şey olmuyor. Sonra neyse. Yani bunu da yapıyorsunuz ya falan. Neyse kolay gelsin diyor. Ne yapmışız falan. İşte böyle ucubelere dikkat edin. Kendileri cin olmadan adam çarpacak yani bunlardan da gerçekten 4-1-4 sanıp alan çıkmaz herhalde. Yılan kılıcı takacak bir insan az çok artı bir de kaç olacağını falan bilir. En kötü Wiki'ye mesela bir şey alacaksanız Wiki'ye yazabilirsiniz. Artı basma arıyorsanız yapabilirsiniz. Her türlü çakallığı yapmaya çalışanlar var. Yani dikkat edin. Bunu da böyle kısa bir kesit olarak göstereyim dedim de Metin 2 şu an kurbağa oldu. Jortladı yani çok kasıyor. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. It's all about humanity. Humanity.